Merhaba değerli Çiftçi TV izleyenleri. Bugün yeni bir programla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Keskin Armutlu Köyü'nden Sayın Kemal Doğan. Merhabalar Kemal Bey, nasılsınız? Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Öncelikle sizleri bir tanıyabilir miyiz? Ben yani Keskin Armutlu Köyü'ne bağlı burada yaşıyorum. 1979 doğumluyum. Genç evet. Çiftçilik yapıyorum. Çiftçiliğe devam ediyoruz. Buğda ve nohut ekiyoruz. Yani bunun dışında başka bir şey, bazen mercimek falan ekiyoruz. Köyün coğrafik yapısıyla alakalı bize bir bilgi verir misiniz? Çiftçilerimizden, izleyenlerimizden bir bilgi sahibi olsunlar. Armutlu köyünde neler ekilir? Burada tarımla uğraşan çiftçiler hangi ürün portföyüyle ürün yetiştirirler? Kısaca böyle bahseder misiniz bize? İşte nohut ve buğdayla kimi zaman mercimek, kimyon da ekildi ama o tutmadı. Çekirdek ekildi, bırakıldı. Şu anda buğday çeşidi bol miktarda ekiliyor yani. Nohut da iki cins üzerinde ekiliyor. Başka bir yok yani. Bahçeyle uğraşılıyor. Evet. Yani meyvecilikte kısmi olarak var diyebilir miyiz burada? Tabii var. Peki şöyle belirtmek olursa yaptığınız ürün yetiştiriciliğinde araziler sulu tarım mı, kıraç tarım mı, onlarla da alakalı bizi izleyen değerli izleyicilerimize bir bilgi verirseniz. Genelde kuru tarım yani sulu tarım nadir. Pek yok. Sadece salma suyuyla hani böyle dere ağzında. Onlar olursa var ama yoksa kuru arazi yani. Sulanabilir arazilerdeki de mi buğday arpa yetiştiriyorsunuz? Hayır. Yoksa şeker pancarı veya mısır veya herhangi bir bitki mi? Yok, yoksa bizim, sadece arpa buğday üzerinden mi? Bizim burada ağırlıklı. Mısır yok. Sadece arpa buğday. Arpa kalkıyor işte, başka bir şey yok. Peki bu arazi üzerinde bu sulu tarımda özellikle mısır veya şeker pancarı yapma işinizin belli bir nedeni var mı? Veya kotanızdan mı yoksa yabani hayvan sıkıntısı mı? Bununla alakalı çiftçilerimizi bilgilendirirsek. Ya bizim burada... Yani köyü tanımalar açısından, Armutlu köyünü tanımalar açısından. Bizim burada ona uğraşan hiç yok. Yani o biraz zahmetli iş olduğu için hani bizim köyde tercih edilmiyor. Bulunduğumuz köy Keskin'e bağlı Armutlu köyü. Geniş bir köy. Verimli arazilere sahip. Bu bölgede değerli izleyenlerimiz ağırlığı buğday, arpa ve nohut mercimek oluşturuyor. Ama mercimek belli bir kısmını oluşturuyor. Burada yetiştirilen ürün portföyü olarak yüzdelik baz alırsak arpa, buğday ve nohudun ekiliş alanlarını bize yüzdeliklerle kaça bölersiniz? Mesela örnek veriyorum %25 nohut, %50 nohut. Bu çiftçilerimize bir ön bilgi olarak. Yarı yarıya yani %50. %50. Yani o zaman burada nohut ekimi çok fazla diyebiliriz. Evet. Ben kendim de ziraat yüksek mühendisi olduğum için arazi tecrübelerimde olduğundan kaynaklı bu köyü de yakinen biliyorum. Çiftçilerin çoğuyla da hasbihalim tanışmışlığım da var değerli izleyenlerimiz. Bu köy İç Anadolu bölgesinde özellikle Kırıkkale ili ve ilçeleri dahil olmak üzere belki de nohut yetiştiricinin en fazla yapılmış olduğu köy diyebiliriz. Doğru değil mi? Evet. Bu etraftaki yakın köylerle de hitaben baktığımız zaman buraya yakın olarak Kaman bölgesi var. Kaman'dan sonra Keskin'in bu bölgelerinde Armutlu Köyü, Ceritkale Köyü diye tabir ettiğimiz, adlandırdığımız bu coğrafyada en büyük ekilimlerden, nohut ekilimlerinden bir tanesi bu köyde yapılmaktadır. Bu tarımsal ve mekanizasyona geçersek, tarımı nasıl yapıyorsunuz? Yani tarım gereçleriyle, traktör. Yani şunu çiftçilerimizin daha rahat öğrenebilmeleri için mekanizasyona önem veriyor musunuz? Alet, ekipman, tabii, edevat, traktör, yani bunun konsept olarak düşünüyoruz. Tabii, illa ki son sistem makineleri kullanırız elimizden geldiği kadar. Yani son sistem makinelerde seneler geçtikçe daha modern oluyor. Yani yeniliğe açığız diyorsunuz. Tabii, tabii. Bunu anlıyoruz değil mi? Buradan da çiftçilerimiz bunu öğrenmeli. Tabii, her yıl yeni bir şeyler çıkıyor. Yani alıp deniyoruz. Memnunuz yani. Biz şu anda buğday arazisindeyiz. Evet. Doğru değil mi? Burası toplamda kaç dekar, kaç metrekare? Burası, Kemal Bey? Yani 9000 metrekare. 9 dönüm diyoruz yani. 9 dönüm. Şimdi buranın ekiliş aşamasına, hatta ki bir önceki safa toprak hazırlık aşamasına, tohum yatağı hazırlamaya gelirsek,
Buraya ne gibi bir işlemler uygulandınız? Buradan çiftçilerimizin daha rahat bilgi sahibi olabilmesi açısından. Bura nohut yeriydi zaten. Nohut biçildi. Gazayağı deriz. Kimisi tırmık der. Evet. Tırmık çektik. Ondan sonra ızgara, dızgara diyoruz. Dızgaro yani kullanıldı. Ondan sonra ekim aşamasına geçildi. Yani uygun bir toprak hazırlığı, tabii, uygun bir tohum yatağı hazırlığını yaptık. Doğru mu? Doğru. Bunu anlıyoruz çiftçilerimizden de. Şu anda da değerli izleyenlerimiz, arazinin içerisinde bulunduğumuz zaman Kemal Bey'in söyledikleri gerçekten önem arz ediyor. Çünkü arazi düzgün bir yapıda, kessiz, keseksiz, gayet de güzel de bir ekim yapılmış. Kendisini de bu konuda tebrik ediyorum. Ekim sıklığı, ekim derinliği gayet muazzam. Çıkışlar, arazi üzerindeki çıkışlar tamamıyla homojenik bir çıkış olmuş. Yani bütün arazinin aynı yerlerinde aynı miktarda çıkışlar gözlemlenmektedir. Peki burada tohum seçerken, ekimi yapılan tohumları seçerken, attığınız gübreyi tedarik ederken veya seçerken dikkat ettiğiniz hususlar var mı Kemal Bey? Çiftçilerimizin bilgi sahibi olabilmesi açısından. Mesela buraya uygun bir tohumluk mu seçiyorsunuz veya aradığınız bir kriter, aradığınız bir özellik, mesela içerisinde bulunduğumuz buğday arazisi için konuşmak gerekirse? Yani şimdi bu tarlaya yani genelinde tohum değiştiriyoruz. Çok tohum kullanıyoruz. Daha önce bir tohum kullanmıştık. Bu sene bir farklı tohum kullandık. İsim verebilir miyiz? Yok, isim vermeyelim. Buradan şunu da anlıyoruz değerli çiftçilerimiz. Her yıl yani yeni olan çeşitlerle birlikte veya rekoltesi yüksek veya verimin yüksek alacağınız tohumun da peşindesiniz. Onu evet, anlıyoruz, evet, değil mi? Buradan çiftçilerimiz bunu, evet, anlar. Doğrudur. Yani her yıl değiştiriyoruz ve faydasını da görüyoruz. Peki biz şimdi burada biraz sonra azotlu gübreleme yapacağız. Değerli çiftçilerimiz, azotlu gübrelemelerin özellikle tahıl bitkilerinde, hububat bitkilerindeki önemi çok büyüktür. Tahıl gruplarında buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi ürünlerde ekimi yapılan, kültürü yapılan bitkilerde azotlu gübre kardeşlenmenin önemi çok büyüktür. Kardeşlenmeyi arttırır, vejetatif gelişmeyi ve generatif toprak altı genişletmeyi, bunların için azot bitkisi çok önem arz etmektedir bizde. Biz de birazdan burada Kemal Bey'in bulunduğu arazide Kemal Bey arazisini gübreleyecek. Bizler de bunları inşallah şahit olarak gözleyeceğiz. Bunun haricinde de Kemal Bey sağ olsun bize vakit ayırıyor. Yaptığı tarımlarla alakalı, içerisinde buğday, arpa, mercimek, nohut, bütün yetiştiricinin yaptığı ürünlerle birlikte de onlarla bilgi sahibi oluyoruz. Ekran başında bizi izleyen değerli seyircilerimiz, değerli çiftçilerimiz de inşallah bunlardan yararlanıp faydalanabilirler diye düşünüyoruz. Bu ürünlerin tohumunu konuştuk, toprak yatak hazırlığını konuştuk, ekimini konuştuk. Şu anda gayet de maşallah güzel de bir çıkış olmuş Kemal Bey. Ellerinize, emeğinize sağlık. İnşallah bol bereketli de bütün ülkemize, bütün çiftçilerimize de bol bereketli bir yıl olmasını da buradan inşallah Cenab-ı Allah'tan niyaz ederek devam etmek istiyorum. Gübrelemeyi ne gibi uygulama yapıyorsunuz? Tek gübreleme mi yapıyorsunuz? İki gübreleme mi yapıyorsunuz? Gübrelemeyi seçerken arazinin özelliğini baz alıyor musunuz? Ya bazı çift uygulama yapıyoruz, bazen tek. Ama yağışı yani gündemimize alıyoruz. Yağış olmadan gübreleme yapmıyoruz yani. Bekliyoruz, bir gün öncesinde gübreleme yapıyoruz. Ondan sonra yağışı bekliyoruz. Mesela çiftçilerimizin de bilgilendirilmesi amaçlı sormak istiyorum bu soruyu. Toplamda ektiğiniz alan arpa ve buğday mesela 2023-2024 yıl için kaç dekar bir alana ekim yaptınız? 200 yani dekar. Toplam 200 dekarlık bir alanı. Bu 200 dekarın tamamına aynı gübrelemeyi mi uyguluyorsunuz? Yoksa işte örnek veriyorum, bu tarlam daha güçlü, bu tarlam daha zayıf, bu tarlam işte daha verimli, bu tarlam, böyle bir kıyaslama yapıyor musunuz? Çiftçilerimizi bilgilendirmek açısından. Ben yapmıyorum. Hani güçlü tarla, zayıf tarla ayırt etmiyorum. Ama bazı zayıf tarlalara az gübre kullanırım. Bunun özel bir sebebi var mıdır? Hani yakar, sıcaklar yakar diye. Bitkiye zarar vermesin. Bitkiye zarar görmesin, strese girmesin diye. Şimdi değerli çiftçilerimiz, değerli izleyenlerimiz, Kemal Bey'in aslında burada bir tamamlamak istiyorum. Bahsetmek istediği asıl konu,
tarımı yapılan alanlar tamamıyla burada kıraç alan. Yani sul tarım değil. Bundan konuyla mütevellit de bitkilerin çok aşırı derecede doz aşımı, azotlu gübreleme yapıp bitkiye zarar gelmemesi için bazı yerlerde az gübreleme kullanıyoruz diyor. Bazı yerlerde normal dekar dozunda uygun gübreleme kullanıyoruz diyor. Tabi burada arazinin topografik önemi de çok fazla. Önemli özelliği taban arazi oluşu, kıraç arazi oluşu, killi tuzlu yapısı. Yani birçok toprak özelliği de aslında burada ana etmen olarak belirtiliyor. Kemal Bey, bu gübrelemelerin dönemi, ayı nasıl takip ediyorsunuz ya da nasıl belirliyorsunuz? Ya gerekli yerlerden bilgi alıyoruz sizin gibi ziraat mühendislerinden. Genelde Şubat, Mart ayı, üre kullanıyorsak Şubat ayında atarız. Yani nitrat kullanıyorsak onu da Mart sonlarına, ortalarında. Bu yani kullandığınız gübrenin özelliklerine göre, azot miktarına göre o dengeyi sağlıyor evet. diyorsunuz. Kemal Bey söylediği çok güzel bir şey var. Benim de birkaç bir şey eklemek istiyorum izniniz olursa değerli seyircilerimiz. Üre gübresi İç Anadolu bölgesinde kıraç arazilerde yağmurun Mart ayında veya Nisan ayında yeterli miktarda yağmaması sonucunda bitkilere zarar vermemesi için erken dönemde kullanılıyor. Lakin burada da şu anekdotu unutmamak lazım. Şu hususa çok dikkat etmek lazım değerli çiftçilerimiz. Gübrelerin aşırı miktarda dona ve suya da maruz kalmaması gerekiyor. Hı hı. Bu konuya da hassasiyet gösteriyorsunuz umarım. Tabii, tabii. Yani çünkü meteorolojiyi takip edip çok eksi donlarda veya eksi sıcaklıklarda da özellikle azotlu gübrelerde, özellikle üre gübrelerinde bitkilerde yaranın, faydasının olmasını bırakın. Gübre çalışmayabilir, tam kapasiteyle olmayabilir. Bu ince ayrıntıyı da iyi ayarlayabilmek gerekiyor. Onu da buradan artı dipnot önemli olduğu için. Tabii dona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki ben kendim ziraat mühendisiyim. Bu köyde yakinen biliyorum. Takip de ediyorum arazileri. Ama sizin bu gösterdiğiniz hassasiyeti diğer çiftçiler de arazi kontrollerinde olsun, bakımlarında olsun, gübrelemelerinde olsun, arazi işleyişlerinde olsun. Köyünüzün diğer insanlar da bunu uygulayabiliyor mu? Tabii genelde çoğunluğu bunu uygular. Yani yağışı bekler, dona dikkat eder. Ama bazısı hani bilmeyen bazıları var, ihtiyarlar. Hı hı. Bildiklerini yapıyorlar. Biz eskiden böyle gördük diye. Yani böyle yapanlar da var. Ama yeni çiftçiler genelde buna çok dikkat ediyor. Değerli Çiftçi TV izleyenleri, bulunduğunuz, tarımını yaptığınız il veya ilçelerde, köy veya kasabalarda mevcut olunan Tarım, Gıda, Orman Bakanlığı'na bağlı müdürlüklerde, il veya ilçe müdürlüklerinde danışman veya sorumlu mühendis arkadaşlarından mutlaka sizlerde bilgi alın, mutlaka faydalanın. Elbette ki sizin bilgileriniz de olur ama sizin eksik kaldığınız yerlerde veya onların eksik kaldığı yerlerde bilgi amaçlı paylaşımı her zaman iyi olur. Bundan yarar sağlarsınız. İstişarede her zaman hayır vardır. Yani bu konuda da özellikle teknik arkadaşlardan, meslektaşım olan arkadaşlardan bilgi almanızı, mevcut olan tecrübelerinizi birbirinize aktarmanız burada önem arz ediyor. Burada mesela biraz önce konuştuk. Biz halen gübreleme yapacağız, yeni gübreleme. Yanımızda bulunduğumuz sınır bir arazide şu anda çiftçimiz ilaçlama yapıyor. Dönemsel olarak yani ne diyorsunuz? Bir tarafta gübre atacağız, bir tarafta ilaç atacağız. Bu konuyla alakalı bir şey söylemek ister misiniz Kemal Bey? Yani şu anda yarın yağış olacağı için bugünden atmaya başlandı. Hayırlısı bakalım. Şimdi kullandığınız gübre veya kullandığınız ilaç. Bunun dönemini iyi ayarlayabilmek lazım değerli çiftçilerimiz. Bu çok önemli. Bitkinin ihtiyaç ve gereksinim duyduğu anda azotlu gübrelemelerinizi, bitkinin ihtiyaç veya gereksinim duyduğu anda, gelişimin tamamlandığı anda ilaçlamanızı yapabilmeniz lazım. Gübrelemelerde biraz önce bahsettim. Belli bir derecede sıcaklık olması lazım. İlaçlama da aynı buna keza. İlaçlama yabani özellikle yabani ot için mücadele edilen, kültür yapılan arazide hardal olsun, kokarot olsun veya kekrot olsun herhangi bir yabani ot ilacı herbisit uygulamalarında hava sıcaklığının çok büyük önemi var. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir husustur değerli izleyicilerimiz. Özellikle ilaçlama konusunda. Hava sıcaklığı en az 13-15 santigrat derece sıcaklıkta olacak ve ilaçlamadan sonraki süreçte 8 saat içerisinde de kesinlikle ama kesinlikle yağmur istenmeyen bir durumdur. Buna çok önem ve dikkat edin. Çok
kıymetli bir durumdur bu. Çünkü aksi halde uygun sıcaklık olmazsa veya ilaçlama sonrasında ardınız sıra hemen yağmur yağarsa ilacın kapasitesi tam anlamıyla burada çalışmaz. Attığınız ilaç veya gübreden de kaybınız olur. Sizler de bu biraz önce çiftçilerimizle, kıymetli insanlarla paylaştığımız bilgilere önem arz ediyor musunuz? Dikkat ediyor musunuz? Gübrelemenize veya ilaçlamanıza? Tabii, genellikle buğdayda da dikkat ederiz, nohutta da. Yani sıcaklarda, fazla sıcaklarda atmayız ilaç falan. Serinliği bekleriz. Dediğiniz gibi ilacı yağmurdan, aynı gübre gibi. Yani bir gün önce atmak, yani biz öyle yapıyoruz. Yani bilgi sahibi olduk sizlerden, İl Tarım Müdürlüğü'nden. Genelde bilgi ediniyoruz yani. Bilgi evrensel bir kuram değerli izleyiciler. Bilgi paylaştıkça çoğalır ve paylaştıkça, istişare edildikçe hayrını görürüz. O yüzden sadece ziraat mühendisi olmakla, sadece çiftçi olmakla değil, bizim bildiklerimizi sizlerden, sizin bildiklerinizi bizlerden, eksiklerimizi tamamlayarak istişare halinde bu tarımın yapılabilmesi daha elverişli, daha verimli olacaktır.